Türk sözünün ortaya çıkmasında. Tabii o da olur. Yani veya Türklerin tarih sahnesine. Tabii evet. Türk sözü Türklerle beraber tarih sahnesine çıkmıyor. Yani milletin, Türk milletinin Türk ismini alması asıl Göktürklerle beraber. Yani bu meşhur Orhun Ardileri derslerde okuduğumuz tarih kitaplarında Bilge Kağan ve kardeş Kültiki'nin anıtlarının anlatıldığı Göktürk Devleti'yle, ikinci Göktürk Devleti'yle birlikte oluyor. Fakat yani bazen abartılarla çok eski tarihlere kadar Türk tarihini götürüyorlar. Yani biliyorsunuz milat işte 15.000. 16.000. Yüzyıllar falan. Bunlar kesin olan şeyler değildir. Yani benzetmelerle. Kaçıncı yüzyıl dedi? Yani o milattan önce onu 10.000'li yıllara kadar götürenler yok, var. Yok onlar uçuş. Yani bunlar biraz akademik şeyler değil zaten. Uçuyorlar biraz. Yani işte milattan önce 2000'li, 3000'li yıllarda kurgan kültürlerinde Türklerle dair izlere rastlanılıyor. Türk ismi ilk defa nerede kullanılmış? Pardon. Türkiye sözü. Türkiye değil de Türk ismi. Hayır, Türkiye, Türkiye. Ya Türkiye ile ilgili iki şey var benim bildiğim. Bir Memluklar, Memluklardan önce de Hunlar, 10. yüzyılda filan kullanılıyor. Bak, rahmetli Kafesoğlu, İbrahim Kafesoğlu coğrafi ad olarak Türkiye tabirine ilk defa Bizans kaynaklarında 6. asırda. Ha, o kadar eski erken de bilmiyorum. Menandros'ta. Nereye? Tesadüf ediyoruz diyor. Orta Asya'yı kastediyor. Orta Asya'yı kastediyor. Hatta bu arada bahsi açılmışken bu kitabı göstereyim biliyorsun. Türk Dünyası Er kitabı. Bu efendim çok güzel bir kitaptı. Şöyle tek ciltliği de vardır. Özel baskısı böyle meşin ciltlisi iki cilt olarak basılmıştı. Türk Dünyası El Kitabı. Böyle biraz yaklaştırabilirsek arkadaşlar. Cimi dolaşıp duruyor ama hiç aha. Şu iki cilt sonra tek cilt olarak da basıldı. Fakat piyasada var mı şu anda bilmiyorum. 10 sene önce vardı şu anda. 1960'lı yıllarda. O zaman hayatta olan en önemli Türkologlar tarafından ortaklaşa kaleme alınmış bir eserdir. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü çıkartmıştı. Ve 1976'da basıldı. Çünkü Reşit Rahmetiler'in falan makaleleri var içinde. Ki onlar bu 76'da hayatta değillerdi. Çok güzel bir kitaptır. Türk tarihi, Türk coğrafyası, Türk edebiyatı, Türk sanatı... Türk kültürüyle, Türk tarihiyle ilgili ne ararsanız vardır içerisinde. Fakat tekrar söyleyeyim, temin edilmesi çok zordur. 76 çıkış tarihi, sonra bir baskı daha yaptı tek cilt olarak. Biraz daha galiba boyunu küçülttüler. Meraklıları bulabilirlerse, bu baskıyı bulamayabilirsiniz. Bu yanlış hatırlamıyorsam 200 tane. Bu şekilde özel cilt yapılmıştı. 80'li yılların sonuna doğru bir tek cilt olarak etmiş. Basıldı. Ama bu değil. Ha, böyle yani bu değil, cilt olarak basıldı. Bu tek cilt evet. Bu. Türklerin tarih sahnesine çıkaran kişi Metehan'dır. Yani mesela Moğolları da tarih sahnesine çıkaran kişi Cengiz'dir. Yani Moğolların bir millet olması. Moğollar Cengiz'den önce yok mu? Var. Yüeçiler var, Tunkular var vesaire ama. Tam bir imparatorluk yani olması. Bir millet haline gelmesi ve bir devletini kurması Cengiz olmuştur. Türklerde de Metehan'la birlikte olmuştur. Zaten fakat ilginç hikayeleri vardır Metehan'ın. Babası Teoman veya Tuman. Zamanında bu veliaht en büyük o çocuk. Daha sonra babası biliyorsunuz Orhun abiden de ilginç bir şey vardır. Hep Çinli prenseslerden bahseder. Orta Asya'daki Türklerin kaderi de Çinlilerle iç içedir. Ve özellikle prenseslerle. Ama bu tabii ki tamamen diplomatik ilişkiler dolayı. Tabii. Çünkü prenses veriyorlar ki ilişkileri böyle bir şekilde tabii düzeltmek ya da nötralize etmek. Kesmeden bir anlatalım şu şeyi. Mete'yi bir anlatsın da. Çünkü babasını öldürmesi şeyi babası falan. Babası daha sonra bir Çinli prensesle evleniyor. Yenşi isimli. Ondan da bir oğlu oluyor. Şimdi tabii ikinci yeni eşi kendi oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Bunun için Mete'yi ortadan kaldırması lazım. Mete tabii gözü pekliğiyle ön plana çıkmış birisi. Bir plan yapıyor. Çok ilginç. Yüeçiler, bir Moğol kabilesi olan Yüeçilere oğlunu rehin olarak veriyor. Teoman. Burada da ilginç bir plan kuruluyor. Yüeçilere savaş açacak. Çünkü devam Hunlarla Moğol kabileleri savaş halinde. Yüeçiler de oğlunu öldürecek. Böyle bir şey planlıyor. Fakat Mete bu tuzaktan kurtulunca babası hikayesini de anlatalım atıyla isterseniz birlikte haber alıyor. Ki atı da çok ilginçtir Mete'nin. Çin kaynakları bahseder. Çok süratli hareket eden bir atmış. Ve döndüğü zaman babası şaşırıyor fakat belletmemek için
Ona 10 bin okçu veriyor. Tabii burada çok ilginç bir hikaye var. Mete o 10 bin askeri kendine çok sadık bir şekilde yetiştirmeye başlıyor. Ve burada bir gün Hunların en önemli özelliği çok iyi okçudur. Tarihteki gelmiş geçmiş en iyi ok atan milletlerden birisidir. Islık çalan oklar diye anlatılıyor. Bir gün askerlerine kendisi nereye ok atarsa oraya atmalarını emrediyor. Çok sevdiği bir atın ok atıyor. Tabi askerlerin bir kısmı tereddüt ettiği için hemen öldürülüyor. Daha sonra bir gün çok sevdiği bir eşine ok atıyor. Tabi askerler yine tereddüt ediyor. Beylerinin o eşine ok atmaları mümkün değil. Bu şunu sağlıyor. Yani kayıtsız şartsız itaat. Yani askerliğin de asıl amacı budur. Yani derler ya askerde mantık aranmaz. Evet. Daha bu, sonra ilkokulda da okumuştuk. Evet. Bir çok öğrendi. İstifade öğren. Ettik ilkokulda. Daha okumuştuk. Sonra evet. 209'da babasını askerle birlikte bir av sırasında ok atarak öldürüp tahta geçiyor. 209 aynı zamanda Kara Kuvvetleri'nde kuruluş yıl dönümü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şu anda resmi kuruluş tarihi. 200. Konuşurken siteye girdim Kara Kuvvetleri'ne. Evet. Kara Kuvvetleri'nin temeli Hun İmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından M.Ö. 209 evet. yılında atılmıştır. Yani Mete'nin tahta çıkış tarihi bu. 174'e kadar da devam etmiştir. Ve bilmiyorum onu. Burada 209, tabii şey ilginç, Türklerin tarih sahnesine çıkması, zaten bizim tarih sahnesindeki devletlerimizde birçok askeri darbeler, hükümdar indirmeler çoktur. Tarih sahnesine de böyle bir şekilde çıkıyoruz. Yani babasını alt edip tarih sahnesine çıkıyor. Tabii Mete, Bozkır'daki Türkçe konuşan kabileleri bir araya getiriyor. Ve en önemlisi Çin üzerine büyük bir nüfus kuruyor. Bunun tabii sebebi ne? Bunun en önemli sebebi atı çok iyi kullanıyorlar. Yani Hunlar ve daha sonra mesela Çin'in bu dönemde geri planda kalması, süvarisi yok Çin'in fazla. Ve mesela Fergana Seferi var daha sonra Çin'in, sırf at elde edebilmek için. Yani Hun atlarından elde etmek istiyorlar. Kendi atları savaş için o kadar uygun olmadığı için Hun atlarını alabilmek için Fergana'ya sefer yapıyorlar daha sonra ki Hun devletleri sırasında. Mesela ok ve atla birlikte Orta Asya'da Hazar Denizi'nden Japon Denizi'ne kadarki alanda Hunlar büyük Çin'in kuzeyinde büyük bir imparatorluk kuruyorlar. Ve bu daha sonra parçalana devam ediyor ki bu da ilginçtir. Biliyorsunuz Orta Asya'daki Türklerin kaderi hep birbirini yemektir. Yani dişmektir. Bu çok olmuştur tarih boyunca. Hunlar da bölünüyor. Batı Hunları, Doğu Hunları vesaire diye. Fakat Mete tarihimizde böyle bir yer tutuyor. Yani Türkleri tarih sahnesine yani yaklaşık 2200 yıl önce çıkaran hükümdar olarak ve daha sonra da ismi Oğuzhan olarak günümüze kadar geliyor. Diyor ki bir seyircimiz Haşim Bey, Yüeçiler Moğol değil Türktür. Bu kabilenin diğer ismi Kuşhan'dır. Kuşanlar da Türk değil. Ona da mı değil? Yani Kuşanlar şimdi Türk sayıyorlar ama Kuşanlar Akkunlarla karışık bir şeydir ama Yüeçiler daha sonra gidip Kuşanları batıda kuruyorlar. Kuşanlar belli bir süre sonra iyice içindeki Türk unsurlar erimiştir. Yani ben Kuşanların yani daha önceki eski Türkler üzerine araştırma yapanlarla konuştum. Yani böyle Türk kabul edenler var ama Türk kabul etmeyenler de vardır. Ya sorun şu ki ben de bütün hafta bu konuya hakim olmayan bir insan olarak bütün hafta değişik kaynakları araştırarak ve tarayarak geçirdim. Ve mesela Perio diye bir biliyorsunuz Fransız araştırmacı var. İlk bu konuyla ilgili teorileri üreten. O bile mesela diyor ki onlar Türktü. Ama ondan sonra gelenler hayır Türk değildi diyor. Dolayısıyla araştırmacılar da kaynaksızlıktan dolayı. Çünkü kaynaklar genellikle Çin kaynakları. Ve Çin kaynakları da çoğunlukla taraflı. Çünkü Çin kaynakları... Kafesoğlu okudunuz mu? O kadar çok şey okudum ki. Değil. Ama bir hafta da olmaz. Kafesoğlu'nun şeyi bakın, var zaten biliyorsunuz daha sonra... Grosse özellikle... Affedersiniz. Yani Grosse... Popüler bir kitap. Popüler, güzel kitaptır ama popüler kitaptır. Çok güzel akademi toparlıyor. Çok akademi güzel kitap toparlıyor. Ama mesela Timur kısmı onu çok tepki çekti sonra. Evet. Yani eski Lampiyo'da Step değil mi bu Bozkır İmparatorluğu? Hı-hı. Evet. Yani eski Türklerle ilgili hı-hı. ana kitap, yani delili toplu bilgi bulmak, yani şey ayrı, Bartok'tan önce. Rahmetli İbrahim Kafesoğlu'nun Türk Milli evet. Kültürdür. Orada Hunları, şöyle bir şeydi yani Hunları, Göktürkleri, geniş. Yani eski Türk kültürünü bir arada bulabilirsiniz. Çok uzun süre uğraşmıştır hoca. Ve tabii şey, özellikle problem şu,
dediğiniz gibi Hunlar zamanında olsun, daha sonra Göktürkler zamanında olsun ana kaynaklar Çince. Ve Türkiye'de de mesela maalesef eski Türk tarihi araştırmaları zayıftır. Yani fazla kişi yoktur. Daha önce rahmetli Bahattin Ögel Hunlar üzerine araştırmalar yapıyordu. İşte İbrahim Kafesoğlu'nun vardı. En son şey var, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Ahmet Taşağlı, Profesör Çince Ahmet Taşağlı var. Çince biliyor ve evet. Çok önemli Çince araştırmalar yaptı. Olmaz. İyi Çince biliyor. Çin'e de gitti kaldı evet, uzun süre. Çince mesela, bilmeden bunlar olmaz. Ama işte şeyleri var. O dönemin Çin tarihçileri, mesela ben bazı örnekleri yazdım. O kadar aşağılayıcı ve yani günümüzde olan politikalar aynı şekilde bin canım. Yıllar önce de yapılmış ki. Yani mesela Pelio'da özellikle şeyler buldum. Demin konuştuk ya Türk kelimesinin kökeni. Tukiyu, kuvvetli demekmiş Moğolca. Şimdi mesela bu Çinli kaynaklara göre. Ama ondan sonra geliyorlar buna öyle bir politik şey yapıştırıyorlar ki inanılmaz aşağılayıcı ve direkt böyle onları tamamen alt edici bir şey var, zihniyet var.